Yani bu konuma geldi ve attıkları üçlükler yani sanki faul atıyorlar. O kadar kolay atıyorlar ki. Evet. Bence en büyük değişiklik basketbolda ileriki dönemlerde herhalde 4 sayılığın olması olacak. Bakalım inşallah olur. Değişik bir basketbol izlemeye başlarız. İnşallah. Peki hani çok soru sordum da son soru soruyorum sana. Sor abi. Yani biraz özel olacak ama bir evlilik yani bir sahip yok mu? Yani 5 yaşında abi duyamıyorum. Evlilik dedi kesildi abi. Bir daha sorar mısın? Bu tamamen benim sorum. İnan kimsenin değil. Yani ben içimden geldiği için soruyorum. Var mı böyle bir evlilik yakında olmasa da ileriki dönemde düşünüyor musun evlenmeyi? Ve hani çocuk sahibi olmayı düşünüyor musun? Yani bu gerçekten benim içimden gelen bir soru. Eyvallah abi. Biliyorum bu arada içinden geldiğini bu sorunun. Abi evlenmeyi düşünüyorum. Çünkü aşık olmayı... aday yok şu an. Ama evlenmeyi düşünüyorum. Yani gerçekten biriyle ya nasıl anlatayım? Sadakat demeyeyim buna saçma bir şekilde de. Yani birbirine bakmaktansa aynı yöne bakan iki insan olup yürüyebileceğim bir kadın olsun istiyorum. Ona adamak istiyorum kendimi. Ve tabii ki de ondan bir çocuk sahibi olmak istiyorum. O çocuğa da bu dünyanın ne kadar güzel tarafı varsa, ne kadar eğitimli tarafı varsa hepsini elimden geldiğince vermek istiyorum. Bu mutluluk verici bir şey. Doğamızda olduğunu düşünüyorum. Bir de mutlu bir aileden geliyorum. Benim ailem 44-45 yıldır evliler. Annemle babam lisede flört etmeye başlamışlar. O günden beri beraberler. Ve aşkla bakıyorlar hala birbirlerine. Dolayısıyla başka bir şey düşünmek istemiyorum günün sonunda. Yani çocuk sahibi ol da onları da bir sporcu yapalım ya. Basketbol. Olur abi. Olur abi. Anında yollarım sana. Evet, abi var burada koç. Yardımcı olur her zaman. Eti senin kemiği benim de abi. Hiç önemli değil yani. Vallahi. Önce bir olsun da. Olsun abi. Hayırlısı olsun. Abi vallahi garip bir yere soktun şu an beni. Vallahi hiç sormak da istemiyordum. Çünkü çok magazinsel olarak yaklaşmak istemiyorum. Yok abi. Nereden sorduğunu anlıyorum senin. Hiç sıkıntı yok. Merak etme. Yani dolayısıyla inşallah seni zorlukta bırakmamışımdır. Hiç abi. Hiç. Var mı peki böyle hani idealli olan bir kadın var mı? İdealli olan hani yani sonuçta boyun uzun. Benim de zamanımda diyorlardı senin boyun uzun illaki uzun boylu bir öyle bir yani şey var mı? bu yok abi tabii ki. Ya bir model çizemezsiniz ki yani. Nasıl ben bir model değilsem yani annemle babam 85'te şimdi bir çocuk yapacağız herkes hayran olacak falan. Bir tasarlanmış ürünler değiliz. Yani insanlar bir hayat yaşıyorlar ve birikimleriyle beraber meç oluyorlar birbirlerine. Yani Evet. o doğru meçi yakaladığın anda zaten algın değişiyor, insana bakışın değişiyor, aynayı görme şeklin değişiyor. İşte o saatten sonra aman burnu güzelmiş, aman gözü güzelmiş gibi bir yerde değilsin. Yani baktığında bütünsel, algısal çok güzel bir şey görüyorsun. Ya bu kadın çok güzel diyorsun. Kimisi de diyor ki ya o burun ne diyor. Hayır kadın çok güzel. Seni ilgilendirmiyor gibi bir durum. Zaman bilmiyorum senin zaman gençlik zamanında da denk geldim. O zamanki psikoloji biraz da olsun uzun boylusun. Sana kısa kız yakışmaz. Yanında kısa kız olmamalı vardı. Dediler de. Dediler de abi. Bu ne ya da dediler. Yani anladın mı? Ama Çok onlar saçma. Bu ne ya dedi diye eve dönüp ya bu ne ya gerçekten hadi sen git demedik tabii ki de kız arkadaşlarımıza. Senin de yani sorularımla inşallah boğmamışımdır, sıkmamışımdır. Ben çok keyif aldım abi. Dediğim gibi ilk canlı yayınımda hatta biliyorsun sordum abi ne kadar sürecek falan diye. Bak Biraz burada yani iyi geçti yani. Ama bir abin olarak tavsiye ediyorum. İzole yaşamayı seviyorsun. Kendi hayatını kurmuşsun. Öyle bir düzgün bir düzenli bir hayatın var. Ama bence senden gençlerin çok öğreneceği şey var. Bence biraz da olsun arada canlı yayın yapmalısın diye düşünüyorum. Hatta birkaç soru da almalısın. Dediğim gibi senden gençlerin alacağı çok şey var.
Çok iyi bir insansın. Bunu ben kendim Eyvallah biliyorum. abi. Dolayısıyla böyle paylaşımlar belki yeni jenerasyona biraz daha yardımcı olabilir. Anlıyorum abi demek istediğini. Şunu da söyleyeyim o zaman, madem canlı yayın yaptık. Gerçekten fikir almak isteyen, mesleki olarak olabilir ya da yaşam sağlık önemli değil ya da belki yanlış fikrimi almak isteyen biri de olabilir. Bu da önemli değil. Bu konularla alakalı cidden samimiyetine inandığım bazı mesajlar okuduğumda geri döndüğüm arkadaşlar çok. Evet. Ama bazıları yani şöyle geliyorlar. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Yani ne Yani soracaksın? Ya anladın mı? gerçekten bir sorun varsa zaten odağının orada olması gerekmiyor mu? Yani soruna odaklı ol. Cevap arıyorsan önce o soruyu sor. Anlatamadım, tamam mı? Tamam. Diyorum ki ya diziyle ilgili tiyolar istiyorlar ya da özel hayatınla ilgili. Mesela yani ben dizide ne giydiğimi bile yayınlayamıyorum sponsordan ötürü. Ne çektiğimi nasıl anlatayım ben sana Tahmin edebiliyorum. Haklısın sen de. Çok teşekkür ediyorum yani? Onurcuğum. Abi ben teşekkür ederim. Çok güzel bir anı oldu benim için de. Benim için de abi, hep unut yani hep saklayacağım, hiç unutmayacağım seni bu konuda gerçekten ya. Eyvallah. Doğru yolda gidiyorsun. Kendini de bozmayacağını biliyorum. Dolayısıyla Eyvallah abi. güzel hayat yaşıyorsun. Çok başarılar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Seni çok kocaman öpüyorum. Her şey gönlünce olsun. Tekrar teşekkürler. Abi aileye çok selam.